cisim, üzerine düşürülen her renkteki ışığın tümünü yutan cisim demektir. Sıcak kömür briketleri arasındaki boşluklardan yayılan kızıllık, siyah cisim ışıması için bir örnek olarak düşünülür. Hiç şüphesiz cisimler sıcaklığa bağlı olarak ışıma yapar. Bu durum tüm sıcak cisimlerde gözlenir. Termal kameralarda yayınlanan bu dalgaların algılanıp görüntüye dönüşmesi bu prensibe dayanır. Klasik fizikçiler atomun yörüngesinde salınım hareketi yapan elektronların ışımaya yol açtığını düşünüyorlardı. Sıcaklık arttığında frekans ve salınan ışığın şiddeti sıcaklıkla orantılı olarak artmalıydı. Yapılan deneyler, salınan enerjinin ışık şiddetinin frekansa bağlı olarak önce arttığını, sonra azaldığını gösterdi. Klasik fizik bu olayı açıklayamayınca 1900 yılında Max Planck olaya farklı bir açıdan yaklaştı. Planck'ın maddenin enerji paketçikleri halinde ışıma enerjisi yayar şeklindeki kabulü modern fiziğin doğmasına yol açtı. Siyah cisim ışımasının fizikteki önemi, enerjinin ilk defa kesikli olacağı gerçeğinin ortaya atılmasıdır. Siyah cisim ışımasıyla daha önce dalga olarak bilinen ışığın tanecikli yapıya sahip olduğu da gözlendi. Böylece ışığın ikilem yapıda olduğu ortaya çıktı. Siyah cisim ışıması, bir, enerjinin kesikli, kuantumlu olduğunu, 2 ışığın tanecikli yapıda olduğunu gösterdi. Oh.